Herkese merhabalar arkadaşlar. Az önce de izlediğiniz gibi bugünkü dersimizin konusu belli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde arkadaşlar meyde uzun hava nasıl çalınır? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Az önce videoda izlediniz zaten kısa bir şey. Geçen gün bir anket yapmıştım. Bu anketin sonucunda arkadaşlar %44'lük bir oranla tabii ki de meyde uzun hava nasıl çalınır? Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Tabii ki de ben sizler için onun aralarına teknik sel çalışmaları da ekleyeceğim arkadaşlar ufak ufak. Bununla ilgili aklınıza da bir şey takılmasın. Ben her zaman sizlere yardımcı olacağım. Artık meyimizi elimize aldıktan sonra şöyle elimde bir sol karar bir mey klavye olarak arkadaşlar. La kamışı da taktığım zaman kararımız sol diyez oluyor arkadaşlar. Ortalama böyle bir şey yapabilirsiniz. Buradan da soran arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Elimde bir gül mey var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hazırlıklarını yaptıktan sonra arkadaşlar artık uzun hava çalışmasına geçebiliriz. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar dersimize başlıyoruz şimdi artık. Yakın çekimi aldım. Sadece el pozisyonum ve kamışın dudak pozisyonunu görebilirsiniz. La kararında durdunuz mesela. La şu an la perdesindesiniz, tamam mı? Şöyle göstereyim. Her açıdan değişik değişik göstereyim. Şimdi meyi elinize aldıktan, hazırlıklarını yaptıktan sonra arkadaşlar çalmaya başladığınızda böyle bir vibrasyona kesinlikle girmeyin. Olabildiğince ilk seferde uzun bir ses üfleyebilirsiniz. Elimi çekiyorum, şöyle katlıyorum. Siz böyle yapmayın. Tabii ben siz görün diye yapıyorum. Bu tarz vibrasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu yapmayın sakın. Tamam mı? Bunu da yapmayın. Bunlar ilk etap için yanlış. Yavaş yavaş vibrasyonlar oturur zaten. Şimdi uzun havamıza geçelim. Meyde uzun hava çalışması yaptınız arkadaşlar. Kesinlikle tamamen doğaçlama ve sizin istediğiniz gibi bir uzun hava istiyorsanız yüreğinizi serbest bırakın. Ne geliyorsa onu çalın arkadaşlar. Bakalım şimdi ne gelecek. Uzun hava çaldık. La ile girdik diyelim. Ya da fa sol la la yapalım. Ne yaptım? Fa sol la 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 sol. Bunu da yapabilirsiniz, tamam mı? Olabildiğince sesleri genişletin arkadaşlar. Genişletmek nasıl olur? Şunu yapın. Uzun. Biraz daha genişleterek uzun çalın arkadaşlar. Şimdi diyelim bir daha baştan başlıyoruz. Şöyle döneyim iyice. Buraları iki defa çalıyorum. Bir kez daha çalayım. Daha sonraki diğer çalışmaya geçeceğim. Ne yaptım? Sol, do, si, si, la. Bakın. Sol'de kaldık ya. En baştan geliyorum. Şimdi buralarda duymuş olduğunuz kesmeler var. Kesme ne arkadaşlar? Şunlar. O kadar bir keskin kaldırış yapın ki arkadaşlar. Jilet keskinliğinde olsun ki böyle şu arada. Çok net olsun, tamam mı? Şimdi uzun hava ile ilgili girişimizi yaptık. İlk metodumuzda o kesme dediğimiz hareketler. Şunu duymuşsunuzdur her zaman. Burada bu nüanslar arkadaşlar ortaya çıkıyor. Şimdi bunlara bir bakalım kısaca. Uzun havaya girmiştik. Nasıl girmiştik? Fa sol la la. Sonra la la sol. Ya da sonra sol do si. Şimdi sol do si si do la.
Şimdi bunu hızlı yaparsanız türkü gibi olur. Bakın. Şöyle ama benim size isterim her zaman yavaş. Şimdi sadece bu alt eli çalıştırıyorum. Alt elde çalıştırmam gereken nüanslar var. Şimdi bir çalışmayı yaparken pratik çalışması da olsun bu aynı zamanda. Bakın. Bir harekete bütün parmaklarınızı her açıdan çalışabilirsiniz, tamam mı? Bu da hız hali. Bunun hız hali bu. Yavaşı gibi çalışmalar yapın. İlk başta enstrümanı yavaş yavaş arkadaşlar alt perdelerden başlayın. Bir uzunlamaya alttan girdiyseniz bu şekilde yavaş yavaş her perdede yavaş durarak devam edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi la perdesinde kaldığımda şuradaki iki parmakla da süslemeler yapabiliyorum. Şimdi bunlara bakalım. Bak şimdi burada süslemeleri yaparken ne çok sert bak. Böyle değil de daha yumuşak yapabilirsiniz, tamam mı? La da üflüyorsun, la üflüyorsunuz. Bakın sadece şu parmakla. Böyle çalışmalar yapabilirsin. Ufak ufak nüanslar gösteriyorum böyle. Şimdi uzun havaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süslemeleri alışmaya başlayacağız tabii. Bir süslemeyi arkadaşlar sürekli çalışın. Yani üstüne düşün yaparsınız. Devam ediyorum. En baştan. Tek nefesi buraya kadar uzattım. Son bir kez daha gösteriyorum. Ne kadar uzun tutarsanız o kadar da uzun hava moduna girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi la'da kaldım. Şimdi si do re re. Birkaç tane çarpma yapabilirsiniz. Zaten ya mikrofonu da duyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gırtlak vurgusu, nefes vurgusu. Bakın çarpma değil de vurguyla. Bunu zaman içinde üfleyerek çözün arkadaşlar. Gırtlakta, nefeste, dudakta, yanakta her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi si do re re. Bakın bu yapmış olduğum vibrasyon, tamam mı? Bakın. Birisine böyle konuşur gibi hareketler yapıyoruz ya. Burada vibrasyon vurguları hep net olsun. Si do re re. Tekrar la'ya indim. Bakın. Şimdi uzun havanın en mantıklı zaten girişini size gösterdim. Bakın.
nefes aldım, dinlendim. Re, re, do. Bakın, şimdi re, re çarpma da yapabilirsiniz. Kısa dediğim gibi, keskin, jilet gibi keskin bir şekilde kaldırabilirsiniz de. O yüzden uzun havada bunu da sürekli çalışın arkadaşlar. Bu süslemeler çok faydalı. Her parmakta yapabilirsiniz. Bunu unutmayın, tamam mı? Bir hareketi bir parmakta yapıyorsanız bütün perdelerde deneyebilirsiniz. Re'de kaldım. Arkadaşlar size göstermiş olduğum videonun içinde gerçekten süslemeler, vurgular hepsi var. Buna çok dikkat edin. Şimdi de tekrardan başlıyorum. Si do re re dediniz ya. Yavaş. Bu şekilde çalışmalar yapın bol bol. Zaten parmaklarınız açılsın. Hiç sıkılmayın. Gerekirse 5'er dakika 5'er dakika bu hareketleri yapın. 3'er dakika. Arttırın zamanı. Farklı farklı yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Diyelim La'da kaldık. La'dan Mi'ye çıkacağım. Zaten gırtlak sesimi duyuyorsunuz. Şimdi La Mi yaparken yapıyorsunuz ama şunu kaldırarak bir süsleme de yapabilirsiniz. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi bir süslemeyi bütün parmaklarla deniyorum. Şimdi La Mi yaptınız. Yavaşı da bu. Özellikle arkadaşlar şimdiki dersimizin sonuna geliyoruz. Sizden tek isteğim bunu yapın. Son bir şey daha söylüyorum. Uzun havayı çalarken uzun havanın çalışını girişini yaptınız. Finali de belirledin arkadaşlar. Final yapacağınız zaman da kesinlikle karşı tarafa final yani bitişi hissettirin. Böyle. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.